Selamlar arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte TCL'in çıkarmış olduğu ve 4K Gaming QLED alanında son derece iddialı olan bir ürünü C745 4K Gaming QLED televizyonuna yakından bakacağız. Bu arada ben ürünü anlatırken sizde ürünün teknik özellikleri vesaire vesaire gibi şeyleri merak ediyorsanız açıklama kısmına bir adet link bıraktım. O linke tıklayarak bu bilgilere erişebilirsiniz. Şimdi bu televizyonlar tarafında şöyle bir durum gelişti arkadaşlar. Oyun konsollarının gelişmesi, işte televizyonla olan oyun deneyimlerinin artmasıyla birlikte artık da vakti de gelmişti. Televizyonlar artık yüksek herz değerleriyle piyasaya sürülmeye başladı. TCL'in C745 modeli, yani arkamda duran bu modelin en önemli iddiaları da zaten bu herz kısmında başlıyor. Televizyon aslında optimum bir oyuncu monitörünün karşılaması gereken 144 Hz değerine 65 inç gibi iddialı bir büyüklük oranında gayet sorunsuz bir şekilde karşılıyor. Tabii ki de HDMI 2.1 özelliğiyle birlikte olduğunda ekleyeyim. Bu arada tabii ki de dilerseniz bana gelen model 65 inç, fakat aynı modelin 55 inç ve 75 inçlik modelleri de mevcut. Biz Hz'den devam edelim arkadaşlar. 144 Hz tabii ki de önemli bir ayrıntı özellikle böyle bir televizyon için, fakat TCL'in C145 modelinin VRR Hz destekleme özelliği de mevcut. VRR nedir, ne işimize yarar? Öncelikle değişken tazeleme oranı demek olan bu VRR aslında monitörden bildiğimiz FreeSync ile aynı şey. Bu sayede ekran sabit bir hertz değerine bağlı kalmadan görüntü bağdaştırıcısından gelen hertz değerine göre pozisyon alabiliyor. Kabaca şöyle bir tanım yapmak gerekirse, hali hazırda kullanmış olduğunuz ekranın frekansını oyundan alınan FPS ile eşleştirerek görüntü yırtılmalarının önüne geçiyor. Bu da arkadaşlar bir televizyonda, özellikle bunun gibi böyle büyük televizyonlarda oyun zevki anlamında çok önemli bir özellik. Yine televizyonun yazılımında Game Master 2.0 adlı bir tane yazılımda yüklü değerli arkadaşlar. Bu yazılım sayesinde oyun içinde otomatik düşük gecikme modu, değişken yenileme hızı, bu az önce VRR olarak anlatmış olduğum özellik, oyun resim modu, gölge geliştirme modu, nişan alma yardımcısı falan filan gibi pek çok ayrı özelliğe Game Master 2.0 yazılımıyla birlikte erişebiliyorsunuz. Bir diğer ayrıntımız ise TCL'in bu 4K oyuncu televizyonu olan C745 modelinde panel olarak QLED tercih edilmiş. Peki bu QLED nedir? QLED TV'ler arkadaşlar LED teknolojisini kullanırlar. Kuantum noktalar sayesinde daha geniş bir renk yelpazesinde bize sunarlar. Bu teknoloji daha yüksek parlaklık ve yüksek çözünürlüklerde görece daha iyi görüntü kalitesi almamızı sağlar. Mesela DCI-P3 renk standart gamının %94'ünü bu televizyon karşılıyor. Ürünle ilgili değineceğim, bence önemli bulduğum üçüncü bir diğer nokta ise parlaklık ayarının 1000 nit'e kadar çıkıyor olması arkadaşlar. Bu 1000 nit, bulunduğunuz ortam ışıklıysa, işte böyle çok fazla güneş ışığı falan filan alıyorsanız, bu anlamda ekrandaki yansımalar, parlamalar minimuma inecek. Yine oyuncu televizyon anlamında güzel bir özellik olmuş. Şimdi hep böyle oyunlardan bahsettik de, sonuçta televizyon bu. Bunda film de izlenecek, dizi de izlenecek falan filan. Şöyle bir güzellik var, C745'te IMAX Enchant adı verilen bir teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Bu özellik ekranımızda belirli bir oranda daha fazla görüntü göstererek siyah çubukları azaltmayı sağlıyor. Evinizde yaşamış olduğunuz film deneyimini gerçekten böyle bir sinema salonuymuş falan filan gibi böyle yüksek seviyelere taşıyor arkadaşlar bu IMAX Enchant. Bunun haricinde bu program sayesinde görüntüleme modu, çözünürlük, renk, parlaklık, kontrast ve ses özellikleri açısından performans standartlarını karşılayan ve kategorisinin en iyi ekranları da yine bu özelliği destekleyen ekranlar olarak özetlenebilir. Bu IMAX Enchant özelliği biraz önemli. Fakat yine şöyle bir ultra kabaca bir özet geçeyim. Daha yüksek renk gamı, daha güzel bir parlaklık, daha net görüntüler demek oluyor. Bu IMAX Enchanted film izleme sinema anlamında. Şimdi gelin isterseniz artık hayatımızın neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan AI, yani yapay zeka kısmına. İşlemcimiz AI-PQ adlı TCL'in kendi işlemcisi arkadaşlar. Bu işlemci içeriği gerçek zamanlı olarak işler, çerçeveyi algılar ve ekran ve sesi ölçeklendirir. AI-PQ ile optimize edilmiş videolar sizin ekranınıza sunulur. Böylece renkler vesaire vesaire daha canlı görünürler. Bu ne anlama geliyor? Mesela 1080p bir video koydunuz. Kendisine bu işlemci sayesinde o 1080p'lik görüntünün kalitesi bile neredeyse 4K standartlarına çıkıyor. Ses anlamında ise değerli arkadaşlar, bir televizyondan beklenebilecek her şeyi karşılıyor. Tabii ki de böyle bir harici subwoofer ya da böyle hi-fi bir sistem bağlanmış gibi performans beklemiyoruz kendisinden. Fakat pek çok farklı ses özelliği içerisinde mevcut ve ses anlamında bence düşük kalitede değil. Yani şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Sanallaştırılmış 3 boyutlu ses özelliği ile seslerin yönünü, nereden geldiğini falan filan rahatlıkla bu televizyonda da anlayabiliyorsunuz. Şimdi gelin, finale kalması biraz ilginç oldu fakat tasarım bölümünden bahsetmeye başlayalım. Tasarım anlamında ürün bayağı bir slim arkadaşlar, onu belirteyim. İnce ve yukarıda da söylediğim gibi çerçevesiz bir ekrana sahip. 65 inç için genişliği yaklaşık 144 cm. Tabii şöyle bir durum var. Benim size söylemiş olduğum bu değerler 65 için geçerli. Farklı inçlere baktığınız zaman bu ölçüleri mutlaka tekrardan kontrol edin. Bunun haricinde bildiğiniz televizyon arkadaşlar, ama şunlardan da bahsetmem gerekiyor yine finale doğru giderken. Telefondan kablosuz olarak televizyona görüntü aktarabiliyorsunuz. Telefondaki oyunu televizyona aktararak oynayabiliyorsunuz. Ki bu işlemde bayağı bir gelişmiş. Önceden bunlar takılıyordu, arada FPS kaymalar oluyordu, yavaşlıyordu falan filan oluyordu. Yeni yazı
yazılımlarla birlikte bu durumda bayağı bir alt edilmiş durumda. Yani benim kullandığım cihaz iPhone ve sorunsuz bir şekilde ekranı televizyona aktarabildim. Hatta oyun bile oynayabildim. Bu anlamda bayağı güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar gelelim final kısmımıza. Bunu sona sakladım, sona kadar bilerek söylemedim. Bu ürün bana gelene kadar da benim elimde kullanmış olduğum televizyon TCL markaydı. Doğal olarak aslında ürüne aşinayım arkadaşlar. Tabii ki de bizim televizyon bu bana gelenden birazcık daha özellik olarak düşük kaldı. Ürünü uzunca bir süredir deneyimledim. Bu modeli olmasa da markayı uzunca bir süredir deneyimledim arkadaşlar. O zamana kadar herhangi bir problemle televizyonun yazılımında bir akışsal sorunla vesaire karşılaşmadım. Sonuç olarak da bu televizyon meselesi biraz keyif. Aslında yüzde yani paran varsa keyif, paran yoksa keyifle para ihtiyaç arasında bir dağılım yapabiliyoruz tabii ki de bunu. Fakat en genel anlamda bir keyif unsuru. Bu nedenle kişilerin hani renk zevkleri, ses tercihleri değişebilir. Buna herhangi bir yorum yapamam. Fakat bu kullanmış olduğum G745 modeli ben kullandığım süre içerisindeki 20 gündür yine bende duruyor. Bayağı keyifli bir televizyon deneyimi bize yaşattı arkadaşlar. Bu hem oyun anlamında hem de gündelik televizyon izleme anlamında. Özel bir dizi filmden bahsetmiyorum. Normal bir TV kanalı izleme anlamında bile evdeki televizyon izleme deneyimimizi bir üst seviyeye taşıdı. Bunu belirtmem lazım. Fiyatı da hesaba katılacak olursa tabii ki de bütçeniz uygunsa bence aldığınızda sorunsuz olarak kullanabileceğiniz keyifli bir ürün olmuş bu televizyon. Hem de evinizde kullanmış olduğunuz oyun konsolu vesaire varsa bu anlamda da oyun deneyiminizi aşağı çekmeyecek, yukarı taşıyacak bir üründür kendisi. Benim videom burada bitti. Farklı bir görüş, öneriniz vesaire varsa lütfen yorum bölümünden belirtin. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.